Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da gerçekten kanalımız bu arada büyümeye başladı. Dünkü videoya tam 1000 beğeni gelmiş arkadaşlar, destekleriniz için çok teşekkürler. Eski günlerdeki gibi hızınıza yetişememeye başladım. Haydi abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar ve videoyu attığım anda direkt 200-300 beğeni yapın. Bu videoda da aynı şekilde arkadaşlar herkesten beğeni bombalaması bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar, beğenilerinizi yardırın. Bugün çok güzel bir transfer yapacağız bu arada. Ayrıca de arkadaşlar kanala hala abone değilseniz de dediğim gibi abone olun. Bu arada akşam Cube TV'de yayındayız. Oradan da Cube TV'ye gelebilirsiniz. FIFA Mobile, PUBG Mobile, PUBG Mobile'de Discord'dan sizlere alıyorum. Sonra saklambaç oyunları falan oynuyoruz. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Aşağıdan Cube TV'ye de gelebilirsiniz arkadaşlar. O zaman lafı fazla uzatmıyorum. Beğenilerinizi attığınızı düşünüyorum. Artık herkes bir beğeni atmıştır. Haydi bakalım arkadaşlar, hemen kadromuzu görelim. Evet arkadaşlar, kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Güzel bir kadromuz var. Arkadaşlar bir sonraki kısım için bence MO önerin ki burada bayağı bir kimya yapsın. Burada da bayağı bir kimya yapar. Şu stoper, sağ bek her türlü önerebilirsiniz. Arkadaşlar en çok beğenileni yine alacağım. Süper Lig'den bir MO veya stoper, sağ bek. Ama arkadaşlar dediğim gibi Galatasaray'la önerirseniz diğer 3 mevkiye bundan sonra Galatasaray'la oyuncu alamayacağız. Çünkü 4 tane Galatasaray'la oyuncumuz zaten olmuş olacak. Fenerbahçeli önerirseniz de Fenerbahçelilerin de bir tane hakkı kalmış olacak. Her neyse arkadaşlar, hemen Karius'a geçelim. Karius'u alalım bakalım. MO olarak da kime önereceğinize bakarsınız. Karius'un hangi kartını alacağımı da bilmiyorum. Hiç bakmadım. Hemen pozisyon kaleci yapalım. Bakalım abicim, Karius 78'lik kartı varmış. Güzel abi. 78'lik kartını alalım abi. En yüksek kartını her zaman alırız zaten. 197.000'e var. Daha düşük var mı? En düşüğünü alalım. 197.000 yazalım. Vardır illa daha düşüğü. 197.000 yazdık, arattık. Zaten kendimiz 80 gene de çıkaracağız. 172.000 ne var? 162.000 var. Daha ucuz var mı? Bakıyoruz arkadaşlar. Yoksa hemen 162.000'lik olanı temizinden şöyle bir aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 162.000'e. Sizin isteğiniz doğrultusunda, bu arada yorum da ekranda çıkmıştır, yine çıksın. Umarım unutmamışımdır, şurada bir yerlerde çıkar yani. Loris Karius 72 beğeni almış. Arkadaşlar bu arada video 252 tane yorum ama 300 beğeni gelmiş. Lütfen en azından 750 beğeni yaparsak çok sevinirim. Herkesten beğeni bekliyorum. Lütfen desteklemeyi unutmayın ki ben gaza gelip video çekeyim. Dün çok mutlu oldum gerçekten. Sabah uyandığımda gördüm. Gerçekten bayağı mutlu oldum. Ve Karius'un boost artı 2 abi ya. Keşke Volkan Demirel'i isteseydiniz. Arkadaşlar bu arada oylama açtım. Volkan Demirel mi? Çünkü bakın kadroda nasıl duruyor? Karius mu? Tamam, bu videoluk Karius kalacak ama zaten Beşiktaşlı başka oyuncular önerebilirsiniz. Ama boost'u çok düşük. Şuradan oylayın arkadaşlar. Karius mu, Volkan Demirel mi? Çünkü hani dediğim gibi arkadaşlar daha yüksek ve daha güzel boost'u oluyor. Çünkü bu adam 2 boost veriyor zaten. Dediğim gibi onları oylamayı unutmayın diyorum ve şöyle abi diğerlerini 750-250'lerden basalım. Bastık arkadaşlar, 81.000 coins verdik ve 80'lik kaleci Karius'umuz oldu. 79'gen 41 kimyaya ulaştık arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman karşı atakta bakalım kimler kaç gol atacak ve gol krallığı sıralamasını da yorumlara sabitleyeceğim arkadaşlar. Bu videodan sonra yorumlarda bakabilirsiniz gol krallığı sıralamasına, haberiniz olsun yani. Bakalım kimler kaç gol atacak. İlk olarak karşı atağa giriyoruz, bakalım neler olacak göreceğiz. Bu arada abi saçım alnıma düştü. Saçımda böyle bir iki parça alnıma düştü. Her neyse arkadaşlar, bakalım neler olacak bu maçta. 92 yen 93 kimya. Benimki hem kimyam daha düşük hem ratingim daha düşük. 79 yen 41 kimya. Ancak arkadaşlar bence güzel şeyler yapabiliriz. Bence bana bir tane de MO önerin yorumlarda. Hadi bakalım, en çok beğenileni alıyorum. O yüzden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar önerilen yorumları. Bakalım abi kimler kaç tane gol atacak. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne güzel geçti. Mbaye Diagne bir daha geçti. Diagne şimdi tekrar devam ediyor. Diagne geçebilecek mi? Diagne geçemedi maalesef. Devam edelim abicim. Liendl. Andrayev. Ayev. Ayev vuramadım ya. Andrayev tekrar. Andrayev. Ayev. Çekti topu. Andrayev süper bir plase ile golü buldu. Gerçekten güzel bir gol attı Andrayev. Şimdi Mbaye Diagne. Diagne. Güzel bir hareket. Diagne. Diagne plase. Diagne, ah be. Abi bu gol olsaydı var ya benim ümitlerim vardı. Fernando çok çok çabuk bir gol attı. Kontra atak yemezsek diyecektim ki yedim. Umarım kontra ataktan gol yemeyiz bu arada. Birazcık çabuk savuşturmam lazım bu arada bu kontra atağı. Güzel abi, Hasan Ali kaldırım topu aldı. Kim, Hasan Ali miydi bilmiyorum ama birisi aldı. Mbaye Diagne şimdi. Mbaye Diagne uzaklardan vuracak, geçemeyeceğimi anladığım için uzaklardan vurdum. Bu arada 2-1 öndeyiz.
Yenebiliriz. Hadi abi Maicon kafa vur bakalım. Maicon. Maicon'dan da gol geldi. Arkadaşlar galibiyet alırsam artık beğenmeyen de varsa beğensin. 92 gen takımı 79 genle yeniyorum. Hatta kimyam bile ondan daha düşük yani. Mbaye Diagne. Diagne çekebilecek mi? Çekemedi. Rafael Costa çekti. Mbaye Diagne'ye verdi. Diagne plase. Diagne 4-2. Mbaye Diagne 2 gol. Maicon 1 gol. Ayew de 1 gol attı şu ana kadar. Andrea'ya bir plase deneyecek. Deneyemedi. Abi Ayew'in fiziği yetersiz kalıyor bu arada biraz. Her neyse 4-2 galiba kazandık. 4-3. Arkadaşlar Karius mu kazandırdı bilmiyorum. Karius'u aldık. Az gol yedik. Güzel gol sayısına ulaştık. Ve gerçekten güzel olduk abi. Adam 6 tane müthiş fırsat yakalayıp sadece 2 tane gol atabilmiş. Hiç kazanmayı beklemiyordum gerçekten. Sadece gol sayısı için istiyordum. Ancak kazandık. Bu takımla da kazanmazsın be kardeşim ya. Gerçekten helal olsun. Rakip takım güzel bir mağlubiyete uğradı şu anda. Çok mutsuz muhtemelen. Bu kadar kolay bir rakibi yenemediği için. Ancak oynayan kişi de ben olduğum için arkadaşlar. Rahatça kazandık. Her neyse hemen bir maça daha girelim. Bakalım bu maçta neler olacak. Tabii ki sadece gol sayısına bakıyoruz. Ancak yine kazanırsak yani derim ki ne oluyor? Ama muhtemelen tabii ki kazanamayız. Ama bakalım arkadaşlar belki yine rakip aynı tarzda gelir. Ama çok zor da gelebiliyor. Mesela 120 kimya 90 gen takımlar gelebiliyor. Onlar biraz riskli. 90 gen 69 kimya. Evet 90 gen geldi ama rakip 69 kimya. Bakalım çok oynamayı bilmiyor da olabilir. Çok iyi oynuyor da olabilir. Ama yine bu da 6 tane müthiş fırsat yakalayacağı için en az 3-4 tanesini kaçırması gerekiyor. Bakalım neler olacak. Andre Ayew. Ayew. Rakip çok çabuk savuşturuyor. Rafael Costa. Mbaye Diagne. Diagne çekebilecek mi? Diagne çekti. Diagne şut. Diagne. Mbaye Diagne. Gerçekten süper topa vuruyor ya. Abi bu adam kral bu arada. Mbaye Diagne. Mbaye Diagne şov yapıyor. Bu adam ne böyle? Ayev. Çek abi şöyle. Çok güzel abi. Ayev sen de bir gol at. Çok iyi be. 3-3. 3-3 çok güzel oldu şu anda. Ayev 4-4. Wow. Abi ama adam iyi oynuyor ya. Bak ben de çok iyi oynadım şimdiye kadar. Onu kabul ediyorum tamam ama bundan sonraki zamanlar için adam bayağı gol atar zaten. Çünkü rakip çok güçsüz yani. Adamın karşısında gümüş defans var yani. Hani kaleci normal birazcık artmış olsa da Jack ne bu arada? 5. 6-5 oldu. Ama yine de arkadaşlar bu oyuna özel. Yani kazanmış sayarım ya ben. Abi adam kontra atak bile yakalıyor yani. Çok zor tabii ki. Bak ooo Karius o nasıl kurtarış abi yeni transfer Karius o topu çıkarmasaydı bu arada bir gol daha yiyorduk. Karius çok güzel kurtardı orada. Andre Ayew voley vurdu ve gol attı. Bu arada bu gollerin hepsini tek tek sayıp yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben saymayı unutabilirim. Gol krallığı sıralaması için. Diagne geçebildi. Diagne çok güzel geçti. Diagne bir daha geçti. Diagne abi rakibin kafasını yok etti. Bu arada adam böyle yaptı. Yani reytingine rağmen gerçekten güzel gol attın demek istemiş olabilir bilmiyorum. Çünkü abi 9 tane fırsat yakalamışız. 9 fırsatın sadece 3'ünü kaçırmışız. 3'ü de temel fırsatlar. Gerçekten güzel oynadığımızı düşünüyorum. Arkadaşlar çok güzeldi. Muazzamdı. Şimdi arkadaşlar bir tane paket açalım. Şöyle bir paket açalım mağazadan. Gelelim abicim. 45K'lık paket açalım. Hemen şöyle açıyoruz ve bastım bakalım. Videoyu izleyenler böyle eğlenebilir. Hemen paketimizi açtık. Ve 74'lük bir oyuncu çıkardık. Şuradaki ödülleri alalım. Sonra bakalım Süper Lig'den kimler var MO olarak alınabilecek. Onları görelim arkadaşlar. Hemen şöyle basalım. Bu arada bunları artık her gün tamamlayalım ya, değil mi? Bunları tamamlamazsak olmaz abi. Bunlar bayağı bir ödül veriyor bize. Bunlar güzel olur. Cevherler falan da veriyor. Cevherler bizim için önemli tabii ki arkadaşlar. Hadi bakalım bunu da bastık ve buraya da bastık. Yüzlüğü aldık galiba şu an. Cevher, lig puanı, Totvi puanı, jeton ve bros Q geldi. Bunu da alalım. Yüzlüğü şu an alıyoruz bu arada. Güzel abicim. Bunu da alalım bakalım. Güzel bir şey belki çıkar. Bu arada abi ben galiba haftanın takımı açabiliyorum. Oley be. Arkadaşlar bu videoya gerçekten şanslısınız. Haftanın takım oyuncusu çıkaracağız. Düşünsenize elit çıktığını. Ben burada gerçekten çıldırırım. Çünkü ne zamandır açmıyordum. Bir anda açınca çıkarsa güzel olur yani. Hadi bakalım abi o zaman şu haftanın takım oyuncusunu bu arada bu hafta bir tane Seferovic çıkardım ben yayında yanlışlıkla şansa bala bir çıkarmıştım. Her neyse bastım bakalım güzel bir oyuncu gelsin. Ha, önce potun puanı veriyormuş her neyse. Bir daha basacağım. Bastım. 79'luk Sako geldi güzel abi 79'luk oyuncu. Temiz yani sıkıntı yok. Hemen şöyle abi gelelim. Ve buradan 77'nin 76'nın üstünde diyelim hadi.
MO. Güzel kartı olan MO kim var? Bakalım bir abi. Şu fiyatı hiç önemsemeyelim. Dur, Süper Ligi seçmeyi unuttuk. Lig olarak da Süper Ligi bir seçelim bakalım. Kim var arkadaşlar? Buradan önerilerinizi yapabilirsiniz. Oğuzhan Özyakup var. Bakın Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup önerip yukarıdan da Volkan'ı oylarsanız mesela bence mantıklı. Ben ölsem öyle yapardım ama yine sizin dediğinizi yapacağım. Yine Karius kalsın diyenler Karius'u alırım. Arkadaşlar bu arada MO olarak çok da bir şansımız zaten yokmuş. Kuçkayla Oğuzhan'ı düşündüm ben ama siz nasıl isterseniz tabii ki onu yaparız. Bu arada 75 rating yapalım. Belki daha bilindik, daha iyi bir oyuncu vardır diyecektim ki bakalım. Ndiaye var ama Galatasaray artık sınırı aşıyor. Ama bir tane daha Galatasaray önerebilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar, yorumlara önermeyi o zaman unutmayın. Burada da videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda önerip yorumları beğenmeyi bu arada kesinlikle unutmayın. Şuradan kanala abone olup şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak da muazzam bir videoya gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Şuradaki iki videonun ikisi de neredeyse 10.000 izlendi. Birisi 1.000 beğeni aldı. Çok teşekkürler destekleriniz için. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum ve bay bay.